Salam hörmətli abituriyentlər, gələcəyin tələbələri. Ənliyə sadiq qalaraq 11-lər üçün çıxmış dünənki nəşrə sınaq 4-ün izahını verəcəyik. Sınaq 4 mövzu sınağıdır yenə. Mövzu sınağımız funksiya ilə trigonometriyadan ibarətdir. Çalışdığımız qədər ən qısa yollarını izahını verəcəyik. Əziyyətə qarşı kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq. Mümkün olduğu qədər daha çox paylaşaq ki, videomuz kəşfətə düşsün. Birinci sual, funksiyanın qrafikin təpə nöqtəsinin koordinatları hasilini tapmış olaq. Funksiyanın qrafikin təpə nöqtəsinin koordinatları ax kvadratı plus bx plus c-də a vuraq x çay m-in kvadratı plus n olur. Yəni x qalır burada. M ilə n bunun təpə nöqtəsinin koordinatlarıdır. M ilə n-də düşsün, indi yazacaq. Burada isə x yox, 3x. Ona görə ən birinci hər tərəfin kvadratı yüksəldirəm. 9x kvadratı çıxar. Hasilin 2 misi 24x plus 16 plus 15. Bu deyir 9x kvadratı çıxar 24x plus 31. Biz indi burada nəyə tapmalıyıq? M ilə n. M-in düsturu mənfi b bölü 2a. Yəni neçə? Müsbət 24, mənfi qarşı var deyir. 2 vuraq 9. Bu deyir neçə? 24 bölü 18. O da 6-ya yıxsa gedir. 6-ya geçsə 3. Bu 4, 3-də 4 bu edir. Keçdi eyni qayda, n-in qiyməti tapa, n bərabərdir. 4 a-sı çıxaq, b kvadratı bölək 4-a. 4 vuraq a-sı 9, s-sı 31, çıxaq b-nin kvadratı, 24-ün kvadratı bölək 4 vuraq 9. 4-ü 9-a 36, 1116, çıxaq 576 bölək 36. Bu deyir 540 bölək 36. Bu da neçə xisar gedir? 9-a xisar gedir əvvəlcə. 9-a gedir, qalır burada 4, burada 9-a gedir, qalır 60. 60-a 4-ə bölür neçə edir? 15. Eyni oldu 15 və təpə nöqtəsinin koordinatları hasili eyni soruşur. 3-də 4, vuraq 15. 15-ə 3 gedir 5, 5-də 4-ə vuraq neçə edir? 20. Bir daha variantı. Keçək ikinci suala. İkinci sualımız nədir? Fx və gx qarşılıqlı tərs funksiyaları üçün -5,0, y bərabər gx funksiyasının qrafiki orada toxunu hansı nöqtədə kəsir? Şualar tərs funksiya deyirsə, qarşılıqlı tərs deyirsə, f -5 0-dırsa, onda tərs deyirsə, g 0-ımız -5-dir. Orada toxunu hansı nöqtədə kəsir? Həmən 0 -5 tərsi. Üçüncü sual. Nə deyir üçüncü sualdır? Fx funksiyasının qrafikini əsasən mənfi 8 10 parçasının x-in neçə tam qiymətində funksiyası müsbət olmayan qiymətlər alır. Müsbət olmayan qiymətlər alırsa, demək müsbət olmayan qiymətlər, demək mənfi, bir dənə müsbət olmayan qiymətlər 0. Çünki 0 nə müsbətdir, nə mənfi. Ona görə bunlar sayırıq. Biri mənfi 8-də aşağı alır. Sonra mənfi 7. Baxın, mənfi 8 bir-bir sayıram. Mənfi 7, mənfi 6, mənfi 5. Niyə mənfi 5 götürür? Mənfi 5-də 0 alır deyə. 0-da nə müsbətdir, nə mənfi. Sonra gəlir burada bir də 0. Yox, 0-dan qabaq. Mənfi 5-dən sonra mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, bir də gəlir 0. Sonra nə gəlir? Bir də 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. Üçə bir variantı. Dördün sual. Fx funksiyasının qrafiki üçün hansı qrafik, hansı təkliflər doğrudur? Qollar yuxarı yönəlir, qrafik qapısı oxunu kəsmir. Əvvəlcə bunun funksiyanın qrafikini tapmaq üçün m-ni n-ini tapıram. M-i mənfi 1 bölü 2, yəni 8 bölü 2, 4, n-i 4 a-sı 4 vuraq 1 vuraq 12 çıxar 8-in kvadrat bölü 4. 48 çıxar 64 bölü 4. Mənfi 16 bölü 4, mənfi 4. Təpə nöqtəsi harada oldu? Təpə nöqtəsini çəkək. Təpə nöqtəsi 4, mənfi 4 nöqtəsində. 4, mənfi 4 aşağı. 4, mənfi 4 nöqtəsində. Qollar hara? Az müsbəti, qollar yuxarı. Qraf 1 oldu. Qollar yuxarı yönəlir. 1, 1, 1-dir. Qraf ki, apsoxunu kəsmir. Əksinə, apsoxunu kəsir. Qrafiki 1, 2, 3-cü rübələrini keçir. 1-dən keçdi, 2-dən keçər, 3-dən yox. Qrafiki 1, 2, uzatsın 1-dən keçir, 2, 1-dən isə 4-dən keçir. 1-də 4-dü doğru. 1, 4, 1-də nə olur? Təpə nöqtəsi 4-cü rübələrdir, bəli. 1, 4, 5. 4-də variantı, B
5'in sağ sinüs alfa beraber 1 bölü kök altta 5. Pi bölü 2 kisitir alfa kisitir pi de. Alfamız insan dürbülü ikinci dürbülü. İkinci dürbülü sinüs nedir? Müsbettir. Geldik buraya. Sinüs 4 alfa. Buradan çıkıyor müsbet. Sinüs 4 alfa. Yani bir de buradan F verik. 4 alfa bu dedi 2. Onu da yazdım sinüs. 2 bırak. 2 alfa. Bu da 2 sinüs 2 alfa. Kosinüs 2 alfa. Gelin de bunu hesaplayalım. Sinüs 2 alfa ile kosinüs 2 alfa'nı hesaplayalım. Birinci bize kos lazım. Sinüs alfası 1 bölü kök altta 5 ise kos alfası beraber 1 çıkar. Sinüs kvadratı alfa. Alfamızda ikinci rübde yerleştiğine göre önce burada menfi çıkacak. Kos alfa beraber 1 çıkar. 1 bölü kök altta 5'in kvadratı. Bu dedir 5'te 1. 1'den de 5'te 1 çıkanı 5'te 4. Ve buradan da ikinci rübde olduğu gibi menfi kök altta 5'te 2. Kos alfası bu oldu. Sinüs alfası sinüs alfanın artışı nedir? Gel sinüs alfanı hesaplayalım. Sinüs alfa 2 sinüs alfa kos alfa. İki bırak sinüs alfası. 1 bölü kök altta 5 bırak menfi 2 bölü kök altta 5. Bu dedik 2'nin yukarı vursa menfi 4 aşağı ileri 5. 5'te menfi 4. Geçti kosinüs alfaya. Kosinüs alfanın artışı nedir? Kosinüs alfanın artışı kosinüs kvadratı alfa çıkar sinüs kvadratı alfa. Kos kvadratı alfamız oldu. Menfi 2 bölü kök altta 5'in aşağıya da. Menfi 2 bölü kök altta 5'in neye kvadratı çıkar. 1 bölü kök altta 5'in neye kvadratı. Bu da beraber 4 bölü 5 çıkar. 5'te 1. Bu değeri 5'te 3. 5'te 3 bir tane yazı yazımızdan çıkmış. Sinüs 4 alfanın karşısına menfi atmak. Niye? 11'e niyesini izah edeyim. Çünkü sinüs 2. rübde. 2. rübde der ki mesela 100 derece. 4'e 100'e vırsak 1400 derece. Veya der ki 92 de verinde neçe değil? 4'e vırsak 150 derece, o değil 600 derece. Sinüs 4 alfamız burada. Müsbet de çıkabilir, menfi de çıkabilir. Sinüs 1 bölü kök altta 5. Sinüs 2. rübde artan funksiyadır. Azalan funksiyası. Sinüs 90'a 1 alır. Sinüs 100 aşağıda 0 alır. Azalan funksiyası diye 1 bölü kök altta 5. 1 bölü kök altta 5. Aslında 100 nisan derecede olur. Təxminən belə deyək, sinüs 30'un qiyməti harca sinüs 140 zad olur. 4140 560. Harca 200 dərəcə. Yəni harca 140 dərəcə təqribən 130 neçə dərəcə bu civarda olur. Onda 4-də vursaq həmin bu 140-a eləyir 560 və 560-a gəlib 3-cü rübə düşür. Ona görə burdan modda mənfi çıxır. Mənfi çıxır. Ona görə də bu kosinus alfanın mənfi qiyməti, kosinus alfanın mənfi qiyməti, o mənfi itəcək. Ona görə bax cavablarda fikir versin, mənfi yoxdur. Demək, kosinus alfanı tapdıq, mənfi 5-də 4, kosinus alfanı tapdıq, 5-də 3. O da olur, qabanan mənfi atdıq, mənfi 2 vuraq, sinüs alfamız 5-də mənfi 4, vuraq kosinus alfamız da 5-də 3. Bunu da vuranda eləyir, 25-də 8, 3, 24. Hər təbirində 4-də vuraq ki, 100-də olsun, 96. O deyil, 0-dan 96. Bir də trigonometrinin bu çətin hissələrdir. 6-ın sual, x kvadrat çıxar, tangens 50, plus kotangens 80, 2 çıxar, tangens 10, vuraq kotangens 40 dərəcəni hesablayın, bərabər 0. Kvadrat təriminin köyləri x1 və x2 olarsa, V təriminə görə köylər cəmi x1 plus x2 bərabərdir, tangens 50, plus kotangens 80. X1, X2 ise beraberdi. Köyler arası. Menfi tangens 10, kotangens 40. Hesaplamak lazım diye. X1 plus X2 yerine yazıram ki tangens 50 plus kotangens 80. Ve kotangens 80'in yerine 90'lık kardeş olduğuna göre tangens 10 yazıram. Aşağıda 1 plus bu da menfi tangens 10 kotangens 40.
Bu doğru yine tangeselli plus tangeson. Aşağıda bir çıxaq tangesi 10. Kotangis 40'ın yerine tangis 50 yazabilirim. Vessalam. Bu da hansı bucaqdır? Bu da tangis alfa plus beta. Yani ne? Tangis 50 plus 10. Bu boyda misal hesablanması bu oldu. Viyetle çok maraqlı sualdır. Tangis 60 yeri. Tangis 60 da kök hatta 3. Yani B variantı. 6'ya B variantı. Gece 7'nin sualı. Diğer tangens art tangens pi üstte p üstte göre 3 beraber 5. Aksinüs 1 bölü p'nin tapın. Çok rahat düşürdü. Tangens art tangens alfa beraberdi alfa olur. Ona göre bu yazıya göre p plus 3 beraberdi 5'e. P beraberdi 2'ye. Bu da olur aksinüs 2'de 1. Aksinüs 2'de 1'in nesi var? Pi bölü 6'da. Şu an trigonometride ve funksiyada eziyet çekirsinizse Semestratim kanalımda fizikte olan funksiyon ve trigonometrinin bütün mevzularının en kısa yollarla izahı verilir. Keçenden çekilir. Yani bir bir girip bakabilirsiniz. Topunun tam tamına bütün bölmeler. Harda kısa yollar var. Bakıram YouTube'da YouTube'da çok uzun yollarını yazıyor. Mümkün olduğu kadar kısa yollarını izah vermişim. Kim istese bakabilir. O video vakti çok şey bakmadı. Ama şimdi baksanız videonun hem keşfete salarsınız. Her bir uşağımıza yararlanabilir. 8. sual. Y beraber 2 sinüs x vura kotangens x plus 5 funksiyasının kıymetler çokluğu AB intervalı olursa AB hasını tapın. 2 sinüs x vura kotangens x'in yerine yazdım. Kosinüs x bölü sinüs x. Topluda da bir sual var. Plus 5. Sinüs x'ler 7. Burada kaldı 2. Kosinüs x plus 5. Kosin en büyük kıymeti 1. 2 vura 1 plus 5. 7. En küçük kıymeti menfi 1. Menfi 2 plus 5. O da oldu 3. Oldu 3, 7, bəzi uşaqlar deyir 3, 7 parçası. Xeyr, 3, 7 parçası niyə deyir? Çünki ona görə deyir ki, kosinus 1-i hansı qiymətdə alır? Kosinus 1-i 0 dərəcədə alır. Kos 0-da 1 alır. Həmən 0-ı burada yerinə qoysa, sinus 0-da 0 alır. 0-a bölməməli yoxdur və məxrəc 0 edir. Ona görə də 1-i almamaq şərtini, ona görə 3, 7 parçası yox, 3, 7 aralığı. Həmən aynən 1-in yerinə durur. 3 ile ne? 7. Ve onların hasını soruşu bizden 21. 8 adı. 9 adı. Tangis alfa çıkar 45 beraber. Bu nasıl için yazdırmış olur? Tangis alfa çıkar. Tangis 45. Böyle 1 plus tangis alfa tangis 45. Beraber 3'e. Tangis alfa çıkar 1. Böyle 1 plus tangis alfa. Beraber 3'e. Tangis alfa çıxar 1 beraber 3 plus 3 tangis alfa. Bu dedi 2 tangis alfa beraber mənfi 4'e. Tangis alfa beraber mənfi 2'ye. Tangis alfa'nı tapdım mənfi 2'ye. Tangis 2 alfa neye beraberdi? Tangis 2 alfa beraber 2 tangis alfa. Böyle 1 çıxar tangis kvadrat alfa. 2 tangis alfamız 2 bırak mənfi 2. Böyle 1 çıxar mənfi 2'nin kvadratı. Bu deyir mənfi 4 bölək 1 çıxar 4. Mənfi 4 bölək mənfi 3. Bu deyir 3-də 4. Cavab nə oldu isə 9-da E variantı. Onun sual. Arc tangens 8 plus arc kotangens 8 plus arc sinüs 8 funksiyasının təyin obasının daxil olan tam ədədlərin sayını tapın. Topuldakı yeni sualdır. Bu ikisinin yerine yazdım. Pi bölü 2 üstüne göre arksinus 2. Hemen arksinus 2'imizde bir de pi bölü 2 menpi bölü 2 koyduk yerine. Yeri 0. Bir de yerine koyduk pi bölü 2. Bu dedi pi. Ve 0'dan pi. Şimdi esas mesele burada aralık yoksa parça. Aralık şeklinde niye? Arksinus pi bölü 2'nin nesini alır? 90 derecede ve hemen 90 derecede tangensin kotangensin bir təyin olmuyor. Ona göre cevabımız olur 0 pi aralığı. 0 3 tam %14 aralığı. 3 tam %14 arasında hangi tam kıymeti var? 1 2 3 3 tane. 11. Tangens kvadrat 2 çıkar 3 tangens 8 plus 2 beraber 0. Şöyle bu tip sorular ne diye yazdırırız? Tangens 2'de bir t değil. Olur t kvadrat çıkar 3 t plus 2 beraber 0'a. Buradan viyete göre t1 plus t2 3
T1 vura T2 beraber 2. Onda T1'imiz 1, T2'imiz ise 2. Getir yerine koyduk. Olur tangens x beraber 1'e. Tangens 1'in ise de alır. Pi bölü 4 üstte göre pi k. Tangens x beraber 2'ye. X'in ise de alır. O da olur. Artı tangens 2 plus pi k. Pi'nin onu farklı pi k'ya da farklı yok. Cevabımız 11'e ne oldu? Cevap 11'e cevap oldu. C varyantı. 12. A parametrenin hangi kıymetten tenliğin hali var? Sol tarafta yazılan yazı cos kvadratı alfa çıkar sin kvadratı alfa bize verir cosinus 2 alfa. Yani burada ne olur onda? Olur cosinus 2 vura 5x beraber a çıkar 3'e. Bu diyor cosinus 10x beraber a çıkar 3'e. Cosinus'ta hangi kıymetleri alır? Bir de 1 koyduk yerine. A çıkar 3 beraber 1'e. A beraber 4'e. Eyni gayrı A çıkar 3 beraber menfi 1'e. A beraber 2'ye. Cevabımız ne oldu? 2, 4 parçası 12 varyantı. 13 sin kvadratı x bölü 2. Bak şurada bunun en rahat yolu. Cos kvadratı x bölü 2'nin kesire sola. Sin kvadratı x bölü 2 plus cos kvadratı x bölü 2 plus cos 5x beraber 1'e. Ve bu ikisinin cemeli 1. Sin kvadratı alfa plus cos kvadratı alfa. Plus cos 5x beraber 1'e. Cos 5x beraber 0'a. Cos 0'ın içi de alır. Pi bölü 2 üstte göre pi kare. Yani x beraber her tarafını 5'e bölsem. Pi bölü 10 plus pi k bölü yine 5'e. Cevap ne oldu onun ise? B varyantı. Gece 14'ün sağla. Fx fonksiyonu için fx plus 4 beraber 2 plus 5x f7 beraber p plus 12. F7 olmazsın. Burada fx plus 4. X'in yerine ise yazsa 7 olur. 3 yazsak. 10 göre olur. F 3 plus 4 beraber 2 plus p bırak 3. Demek onda f7'imiz bu olur. 2 plus 3 p beraber de sağdaki ifade p plus 12. Buradan direkt 2 p beraber 10'a. P beraber neyse 5'e. Yani bu kadar asan bir sualdı. 14'te pi beraber 5. 15'te funksiyasının sıfırlarının cemini tapın. Şu an funksiyon sıfırlar derinde funksiyon beraberleştirir sıfıra. Modül 6 çıkar 3 2 çıkar modül 5 2 çıkar 10 plus 16 beraber sıfıra. Modülden bir de müsbet çıkardır. 6 çıkar 3 2 çıkar 5 2 karşıda menfi vardır. Plus 10 plus 16 beraber sıfır. Bu deri menfi 8 x beraber menfi 32 x beraber 4. Bir de yerini değiştirir. Menfi kim çıkardır? 3 2 çıkar 6 çıkar 10 karşıda menfi vardır. Plus 5 2 plus 16. Bu deyir mənfi 3 x çıxar 6 bir de oldu kim çıxardı. Bu deyir 8 x mənfi 16 bu deyir beraber 0 x beraber 0. X'imiz oldu 0 1 4. Bunların 0'ların cəmi 4 1 0. Cavab edin içe 4. 15'e 4 cavab 16. Cos kvadratı 24. Üste gelerek cos kvadratı 66. Cos kvadratı 24 plus cos kvadratı 66'ın yerine yazırım. Sinüs kvadratı 24. Sinüs 24'ün kıymeti cos 66'ın kıymeti. Çünkü 90'lık cem değeri yollara çıkar. Tangens 24, tangens 156. Şu anda tangens 156'ın yazırım. Çevirme düsturuna göre. Tangens 105'te çıkar 24. Birinci tangens 156'ın işaretine bakalım. Menfidir. Bu da olur. Menfi tangens 24. Bu da olur. Menfi tangens 24. Yukarı tangens 24. Bu ikisinin cemidir. 1. Bu da olur. Plus. Bunlar gelip 1. Çünkü 2 menfi oldu müsbet. 16'ye cevap 2. 17'ye sinüs 6 kez. Kosinüs 3 kez. Bu da hangi düsturdu? Bize sinüs alfa plus beta 6 kez plus 3 kez. Değeri sinüs 9 x. D funksiyasının en küçük müsbet dövrü nesi der dedim. Sinüsün dövrü t beraber 2 bir bölü k. Yani 2 bölü 9. O da pi'nin değerine 184 yazsam. 2 bırak 184 bölü 9. O deliği 20. İçinde 20'ye vursam neseliği 40 derece. 18. Kök altı 3 kosinüs 2 çıkar sinüs 2 beraber 0 tenliğinin 0-90 aralığında kendini derde hesapın. Şu an bu misalları necə yazırız? Kömək argumentdən. Kömək argument nədir?
kosinüsün sinüsün karşısındaki əmsalların kvadratları cəmi. Mənfi 1'in kvadratı bu eləyir 4. 4'dən də kök çıxır. Kök altında da alırsa bu belə olur. Və ondan kök çıxarırlar 2. Və hər tərəfin 2'yə vurub 2'yə bölür. 2 vura olur kök altında 3 bölək 2. Kosinüs 2 çıxaq. 2 ilə 1 sinüs 2 bərabər 0. Burada da hansı rahatsa o cür yazırıq. Məsələn, kök altı 3 bölü 2. Neçə alır bunu? Kosinus alır 30 dərəcə. Kos 30, kosinus 2 çıxar. Bu da alır sinüs 30'dur. Hər tərəfin 2-yə bölsək bu gedir. Kosinus 30, kosinus alfa, kosinus alfa, kosinus beta, sinüs alfa, sinüs beta çıxar. Bu olur kosinus 30 plus x. Bərabər 0'a 30 plus x kosinus 0 neçə alır 90 dərəcədir. Onda x bərabər neçə 60 dərəcəyə. Keçək izahlara 19'da izahdır. Fx plus 2 plus fx çıxar 3 bərabər 4x plus 11 olarsa fx xətti funksiyasının bucaq əmsalını tapın. Şuan bucaq əmsal ne deməkdir? Ümumiyyətli fx bərabər bucaq əmsal kx plus b yazısında hemen bu x'in yerine ne durur? X plus 2 durur. Onu da bir yazarım. Fx plus 2 beraberdir. Bu yazıya göre k olarak x plus 2 plus 1. Eyni qaydan fx çıxar 3 beraberdir. Hemen yazıya göre k olarak x çıxar 3 üstüne gerek 1. Hemen cəmi de 4x plus 11 olduğunu geçir koyayım yerine. K olarak vurup açırım. Kx plus 2k plus 1 üstüne gerek kx çıxar 3k plus 1 beraber neçiye? 4x plus 11'e. Bu 2kx çıxaq k plus 2b beraber 4x plus 11. X'in karşısındaki əmsalla beraber olacak. 2k beraber 4'e, k beraber 2'ye. Sonra mənfi k plus 2b de neye beraber olacak? 11'e. Mənfi 2 plus 2b beraber 11. 2b beraber 13. B beraber 6'da 5. Bize de bucaq əmsalı soruşu. Bucaq əmsalı k idi. 19'da cevap ne oldu? 2 oldu. 20-ci sual fx cüt, jx tək funksiyalar için. Fx de cütdür, jx de təkdir. Təklərdə mənfi keçir qaba, cütlərdə cüt funksiyası f mənfi keç, fx de cüt. Təklərdə j mənfi x beraber mənfi jx. Bu yazını bilsəz, keçən de buna oxşar, Burak Şimtalın sual düşmüş. F mənfi x'in yerini yazıram, fx plus. Mənfi jx keçir qaba çıxaq 3 jx bərabər 4x kubu plus fx jx də tək funksiyadır. Burada mənfi yox deyil. Olduğu kimi yazıram. Fx-ləri sola keçsək fx çıxaq 3 jx plus jx bərabər 4x kubu. Fx'ler islah olunur. Olur mənfi 2 jx beraber 4x kubuna. Jx beraber mənfi 2x kubuna. Ve hemen j mənfi 3'ün dərəcənin kök altında 5 ile beraberdir. Olur mənfi 2 vurak. 3'ün dərəcənin hemen bu mənfi 3'ün dərəcənin kök altında 5'in neyi? Kub. Bu da olur mənfi 2 vurak. 3'den 3 gelir. Qaldı buranın mənfi 5. Cevab ne çeliyir? 10. Bu da cevabı 10. Keçək 21-ci sualı. Sinus 2 alfa çıxaq. Kos mənfi 2 alfa. Bilməlisiniz ki sinus tangens və kotangens təkdir. Kosinus cüt. Kosinus cüt olduğuna görə həmən mənfisidir. Çıxaq olur kosinus 2 alfa. Bərabər 3-də 1. Sinus mənfi 4 alfa isə bərabərdir. Mənfi sinüs 4 alfa. 4 alfanı yazırım 2 vurak 2 alfa. Bu da olur. Mənfi 2 sinüs 2 alfa. Kosinüs 2 alfa. Bizden indi bu sinüs 2 alfa çıxar. Kosinüs 2 alfa beraber 3'te 1 yazısından istifadə edib bu yazını sadeleştirmek lazım. Necə istifadə edilmək lazımdır? Biz sinüs 2 alfa, kosinüs 2 alfa necə yarada bilər? Bunun her tarafın kvadratı yükseltmeyi. Olur sinüs kvadratı 2 alfa. Plus kosinus kvadratı 2 alfa. Çıxaq 2 sinüs 2 alfa kosinus 2 alfa. Bərabər 9'da 1. Bu ikisinin yerine 1 yazsam 1 çıxaq. 2 sinüs 2 alfa kosinus 2 alfa. Bərabər 2'de 1'e.
Olur. 2 sinüs 2 alfa kosinüs 2 alfa. Kosinüs 2 alfa daha doğrusu. Kosinüs 2 alfa beraberdi. 1 sıra kire 1'e. Yani neticeye müsbet kire 1'e. Hemen bu onda 2 sinüs 2 alfa kosinüs 2 alfa yerine kire 1 yazsa bu doğru ne olur? Menfi kire 1. 21'e cevap ne oldu? Menfi kire 1. Şöyle yüzünü sayın. Burada 9'da 1 yazıp. Bir an bu hakörde sefermiş. Burada 9'da 1 yazıp. Buraya kire 1 niye yazır? Bu olur 9'da 1. Bu da olur 1 çıkart 9'da 1. Daha doğrusu bu yer 9'da 8. Ve bu da olur ne? Menfi 9'da 8. Şöyle yüzünü sayın. Haziran'ın ortasında vaktiyiz. Güneş ısına çekme mecburiyetindeyiz. Herkes yararlanabilsin. Ona göre de bu tür elementer sayfalar olabilir. Sonra keçdi 22. sıra. Sinüs alfa çıkar. Kosinüs alfa beraber 3'te 1'e. Tangens alfa plus kotangens alfanın kıymetini tapın. Ümumiyyətlə tangens alfa plus kotangens alfanın yerine atırış yazar. Tangens alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Üstə gerek. Kosinüs alfa bölü sinüs bu değer olur. Kosinüs alfa sinüs alfa da. Sinüs kvadratı alfa plus kos kvadratı alfa. Yukarı diri 1 bölü kosinüs alfa sinüs alfa. Bəs bu kosinüs alfa sinüs alfa necə yarada bilərik? Bir yax çekimi. Bir yax necə yazdıq? Hər tərəfin kvadratı yüksəltməyini. Bu da olur. Sinüs kvadratı alfa. Üstə görə kos kvadratı alfa. Çıxaq. 2 sinüs alfa kos alfa. Beraber 9'da 1. Bu da 1 çıkar 2 sinüs alfa kos alfa beraber 9'da 1'e. Onda 2 sinüs alfa kos alfa beraberdir. 9'da 8'e. 1'den 9'da 1 çıktım. Her tarafını 2'ye bölsem sinüs alfa kos alfa beraber neçeye? 9'da 4'e. Hemen bu sinüs alfa kos alfanı taptım neçeye? 9'da 4. Ve hemen 9'da 4'e aparatın iniri yerine koyuyorum. Yerine de koyana ne olur? Olur bak buradaki misalı yerine koyuyorum. Fikri aşağıda yazacağım. 1 bölü koyar 9'da 4. Bu da olur 4'te 9. Bu da olur 2 tam %25. Bu da olur 22. sual. 23. sual sinüs 12 plus sinüs 14 plus sinüs 16. Şu an tangens 14'te beraberdi A'ya. Yani bu nece yazarak? Çevirme yani. Böyle bir düsturumuz var. Sinüs alfa plus sinüs beta beraberdi. 2 sinüs alfa plus beta bölü 2. Kosinüs alfa çıkıp beta bölü 2. Yani bu misalini hesaplayarak yukarıda 2 sinüs. Topla bölü 2. 12 önü üstüne 14 kere toplayıp bölse 2'ye 13. Bunun bize hiçbir kömeği olmayacak ama 12 ile 16'ın toplayıp 2'ye bölse sinüs 14 olacak. Demek onu birincinin üçüncünü topluyor. Olur 2 sinüs. 12 ile 16. 28 bölü 2. 14. Kosinüs. Çıxıb bölüm 2'ye. Kosinüs 12 çıxar 16 bölü 2. Bu da mənfi 2. Kosinüs de düz funksiyonu olduğuna göre mənfi seçilir. Olur. Kosinüs 2 derece plus sinüs 14. Aşağıda da. Hansını hansı? Kosinüs 12 ile geri 16'ını bir topluyor. Kosinüs ise 2 vurak kosinüs topluyorsan bölürsen 2 olur. 14 vurak kos ikincisi kosinüsü. Çıkıp bölürsen 2 oldu kosinüs 2. Üste göre kosinüs 14. Yukarıdan sinüs 14'ü çıkartırım mörtel kapanı. Olur 2 kosinüs 2 plus 1 kalır. Aşağıda da 2 kosinüs 14'ü çıkartırım derecenin. Kalır yine 2 kosinüs 2 plus 1. Bunları kısa gelir. Sinüs 14'üne kosinüs 14'üne nispeti tangens 14'tü. Tangens 14'ün yerine ne yazmışız? A. 23'e cevap oldu ne? A. Keçe 24'e hamstir. Trigonometri yazdı. Sinüs 6 x. Çıxar sinüs 2 x ve beraber 0. Bir yakın 2. Sinüs 6 x çıxar 2 x bölü 2. Vura kosinüs 6 x plus 2 x bölü 2 düsturdu. Bu da 2 sinüs 2 x kosinüs 4x beraber ne? 0'a. Her birini ayrı yata 0'a beraberleştirir. Sinüs 2x beraber 0'a. Sinüs 4x beraber 0'a. Sistemine yazar. 2x beraber sinüs 0'ı pi kadar alır. 4x beraberdi. Daha doğrusu kosinüs 4x. Kosinüs 4x beraber kosinüs 0'ı pi bölü 2 üstüne göre pi kadar alır.
Buradan x beraberdi pi k bölü 2. Buradan da x beraberdi pi bölü 8 plus pi k bölü 4. Ve enkisi müspet kök pi bölü 2 pi bölü 8'den büyüktür. Ona göre bu aşağıda bakın. Pi k yazmayayım. Bunu başka yazar. Pi mi yazar? Hangi kıymette bu enkisi kıymet alır? E'nin sıfır kıymetinde bu olur. Pi bölü 8. K'nın sıfır kıymetinde bu sıfır olur. Ama bizden de enkisi müspet köksü oluşur diye. E'nin sıfır kıymet pi bölü 8. Pi bölü 8 de 22 tam onda 5 derece. 25. Uşağı çevirme üstünü bilmeliyiz. Tangens 3 bölü 2 plus 8. Bu dördüncü rübdü. Dördüncü rübde tangens menfidir. Ve 3 bölü 2 plus x de 270 plus 8 ad değer olur. Menfi kotangens 8. Sinüs 90 çıkar x. Birinci rübde ad değişir ama müspet olduğuna göre olur. Plus kosin 8. Sinüs 270 plus 8. Dördüncü rübde menfidir. Ad değişir olur. Çıkar kosinüs x. Beraber menfi ile kosinüs x'ler gelir. Kaldı menfi kotangens x beraber. Menfi 1'e kotangens x beraberdi 1'e. X'e beraber pi bölü 4 üstte göre pi k. Eziyete karşılık kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. Sağ olun uşaqlar. Növbəti sınavların izahını sabah gün ərzində paylaşılacak.